Ve bugün İsveç'te seçim var. İsveçliler bugün siyasi parti ve bağımsız adayların yarıştığı parlamento, bölge meclisi ve belediye seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidiyorlar. Son anket sonuçlarına göre Başbakan Andersson'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin önünde görünüyordu. Detayları sizlere aktaralım. Koalisyon hükümetinin iş başında olduğu İsveç'te halk hem yerel hem de genel seçimler için bugün oy kullanıyor. Yapılan son anketlere göre Başbakan Andersson'un partisi Sosyal Demokratlar %27,8 oy oranıyla birinciliğini koruyor. Göçmen ve İslam karşıtlığı söylemleriyle öne çıkan İsveç Demokratlar Partisi ise %20,6 ile ikinci sırada şu an itibariyle anketlere göre. Ülkede yapılan kamuoyu yoklamalarında seçmenlerin büyük bölümü ülkenin bir an önce NATO'ya girmesini arzu ederken ekonomi, iş gücü ve yenilenebilir enerji konularında fikir ayrılıkları da zaman zaman göze çarpıyor. Yerel saatle 08'de başlayan oy kullanma işlemi bu akşam saat 20'de sona erecek. İsveç'te aramızda bir saat olduğunu gözetirsek Türkiye'de de saat 21'de açıklanmış olacak sonuçlar ve seçim sonuçlarında ülkeyi 4 yıl yönetecek yeni hükümet ve yerel belediye başkanları da belli olmuş olacak. Sandık çıkış sonuçlarının bugün yerel saatte dediğimiz gibi 21'de duyurulması bekleniyor. Evet.